nasıl olmuş? Arkadaşlar hoş geldiniz. San Diego Comic Con'da biliyorsunuz bir fragman yağmuru oldu. Biz aynı gün arka arkaya 8 mi 9 mu fragman bastık kanala. Yorumlarda dediniz ki bunları yorumlamayacak mısınız? Teoriler falan çıldırdınız. İşte onu yapıyoruz. Onu yapmak için özel adam getirttik. Özel adam mıydı? Yoktu. Özel adamımız da Yiğitcan. Çok özel değil ama kısmet. Bir süredir kanalımızda kayıptı biliyorsunuz. Özellikle fragmanları duyunca mağarasından çıkıp geldi artık bizle beraber fragman yorumlarında. Senede bir her San Diego Comic Con'dan sonra geleceğim, geliyor. Geleceğim. Bugün Wonder Woman konuşuyoruz. Wonder Woman'ı bizim kanalda izlediyseniz onun altyazılarını çeviren benim. Ben zaten ne kadar gaza geldim orada artık fark etmişsinizdir. Wonder Woman çizgi roman aleminin en delikanlı kadını. Ben çok koptum fragmana. Ben çok yükseldim. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi olmuş fragman. Ne diyorsun sen? Kaçacak yer var mı? Neyi beğenmedin oğlum? Abi şunu beğenmedim. Şimdi Wonder Woman filmi esasında başka bir yönetmenle çalışacak. Anlat. Ondan sonra... Abi elinde su çekilecek var bu arada yani. Evet, dinliyorum. Öyle miymiş? Ben diye kafamı atacağım. Ya esasında başka bir yönetmenle çalışacaklardı. Hı-hı. Daha heyecan verici bir yönetmendi. Ardından yine fena olmayan bir yönetmeni geçtiler falan filan. Ben hala çok umutluyum. Çünkü Gal Gadot'u çok beğendim. Daha önce aslında performans olarak. Hala çok beğeniyorum bu arada. Onunla ilgili hiçbir itirazım yok. Bir şey diyeceğim. Maşallah. Çok maşallah. Maşallah yani. Çok maşallah. Çok iyi performans sundu ama gerçekten. Yani o asaleti, dinginliği ama aynı zamanda da gözü pekliği, evet. Acımasızlığı çok iyi verdi. Vermiş abi. Ben açıkçası verebileceğine inanmıyordum. Ben de inanmıyordum. İlk duyurdukları vakit demiştim ki ah be gitti Wonder Woman falan, aynen, demiştim. Çok büyük göt oldum yani. Yani çok iyi yapmış. Kesinlikle katılıyorum. Çok iyi oldu. Hala ben de çok heyecanlıydım. Sonra bir noktada böyle bir özel bir röportaj falan filan bir şey DC bir şey silsilesi yayınladı. Onun arasında yönetmen böyle benim bana çok bayık gelen işte böyle kadınlık, kadınlar, evet kadınlarımız falan filan gibisinden böyle çok basmakalıp cümleler kullandı. Ve ben o saatten sonra dedim ki okey, yani bunu bir feminist PR move olarak şey yapacaklar. Wonder Woman'a çok ayıp olacak gibi hissettim bana. Çünkü Wonder Woman... Fragmanda hiç öyle hissedilmiyor açıkçası. Ben öyle hissettim. Çünkü fragmanda mesela şu iki sahne işte bir yerde işte Chris Pine oynadığı Steve Trevor karakteri ki o Wonder Woman'ın yıllardır yavuklusudur. Hmm. Onu söyleyelim. O işte şey falan diyor, bunu yapmana izin veremem, işte ne yapacağımı sana sormayacağım falan filan. Ondan sonra o bir kadar okey ama sondaki sekreter, işte sekreter ne demek, o ne derse onu yapıyorum. Bizim orada kölelik dedim, evet evet bunu çok sevdim falan filan. Biraz Joss Whedon'ın kete esprileri gibi. Evet, o şey gibi değil ama ben bak şu açıdan katılmıyorum. Yani ben açıkçası feminizmin basma kalıbına da varım abi. Yani şeyi de bitiremedik. Hani feminizm bitti, hadi artık kaliteli feminizm yapalım noktasında bence değiliz. %100 katılıyorum. Basma kalıp da iyi ama o sondaki sekreter sahnesinde ben de dedim ki ha burada Marvel'a gönderme yapmışlar. Hani şey olmuş bayağı. İşte Marvel çekse nasıl bir sahne koyardı abi işte şöyle. Bir de çünkü şöyle. Espri de net bir espri değil. Böyle karışık konuşmalı, evet, böyle şeyli rabarbalı yani, anladın mı? Şey karışık bir espri ya böyle. Tam böyle gevşek Marvel sahnesi. Benim çok sevmediğim bir şey. Ama aksiyon sahneleri falan derken ben onu unuttum açıkçası. Hiç gözüme batmadı. Yani biz ki film fragman bu arada o muhteşem müzikle bittiği için otomatikman bir yükseltiyor sizi ama benim de endişem şu. Sherlock'un en son yayınlanan bölümünü izleyenler varsa biliyorlardır işte. Bir tane özel Noel bölümü yayınlandı. Orada Sherlock bayağı karakter olarak, ki yani Sherlock da çok female friendly dediğimiz, yani çok böyle kadın tabanı çok yüksek olan, kadınlara yönelik çok açık olan bir dizidir. Onun sonunda mesela artık bayağı böyle kameraya neredeyse konuşup kadınlar, kadınlarımız, onlar bizim analarımız falan filan gibisinden gerçekten yani Arif'in Gor'un sonunda yaptığı konuşmaya benzeyen bir şey yapmışlar. Bu kadar kör göze parmak olmanın bir lüzumu yok. Yani benim endişem şu, gerçekten bir noktadan sonra... Ama o fragmanda iki sahne. Şimdi koca filmde tabii de yine atıyorum üç sahne olursa o kadar kör göze parmak olmaz da. Olmaz. Yani eğer bunda limited olursa, çünkü Wonder Woman bunlara ihtiyaç kalmadan gerçekten çok feminist bir karakter. Abi 1930'larda. Varoluşu feminist abi. Tabii 40'larda bu sebeple yaratılmış bir şey. Yani bir psikolog tarafından gerçekten hani feminist ideolojilerle yaratılmış. Hatta bayağı böyle cinsellik falan filan üzerine düşünen, bunun üzerine çalışmış bir hani neredeyse akademisyen tarafından yaratılmış bir karakter. Biraz da sapık bir herifmiş ama başka zaman, evet, konuşalım. Evet, onu başka zaman konuşalım. Yani kırbaçları mırbaçları falan başka şey yani. Boşuna şeyle gezmiyor, kementle gezmiyor, evet, onu söyleyeyim, kementin, geçelim. Hikayeleri kötü kementin. Ama şey, 60'lardan öncesine bakmayın abi, evet, 90'lardan sonrasına gelin gençler. Ama Wonder Woman yani şöyle bence DC bu konuda çok daha şey hareket edebilirdi. Daha creator driven, yani daha yaratıcıların yönettiği, daha yönetmenin yürüttüğü bir süreç işleyebilirdi bu konuda. Yani bilakis daha önce Patty Smith'ten önce çalıştıkları yönetmenle, Patty Smith diyorum pardon, özür dilerim karıştırdım, Monster'ın yönetmeni olan kadın yönetiyor. Ondan
evvelinde işte çalıştıkları yönetmenle ayrılmışlardı ki o Breaking Bad'in yani şeyden sonra Vince Gilligan'dan sonra bir iki numaralı adamıydı kadın. Çok fazla bölümünü yönetmiş işte Breaking Bad'de imzası büyük olan. O muydu olandı. Önceden? Aman ben onun gelmediğine sevindim o zaman abi. Full karakter diyaloğu mu izleyecektik? Arabayla gittim, ailem ne kadar kötü durumda, arabayla geldim. Ya orası, orası o sübjektif, orası izleyenin kendi zaman zevkine Breaking kalmış Bad'in bir şey. Breaking Bad'in o kendine ait bir boşluk, bir böyle yalnızlık hissi var ya. Ben aha. Wonder Woman filminde onu görsem. Ama o illa onu üzülürüm. Yapmak zorunda değil. Benim demek istediğim şey şuydu. O kadın projeden, ismini çok hatırlıyorum. Gerçekten aslında Michelle bir şeydi. Projeden şey diye ayrıldı. Yani ben yapmak istediklerimi yapamıyorum. Stüdyo ile anlaşamıyorum. Stüdyo daha studio driven. Stüdyonun belli başlı modelle yönettiği bir ortaya çıkardığı bir film çıkarmak istiyor. Ben daha kendi başımaydı. Böyle yapsaydı bence daha sağlıklı bir hareket olabilirdi. Çünkü komiteyle sen film çıkarttığın zaman işte ya Wonder Woman kadın. O yüzden kadınlığa vurgu yapmamız lazım diye erkekler tarafından karar verilmiş bir şey çıkartıyorsun. O zaman da çok kör kör bize parmak kalıyor gibi bir endişem var. Bu ne kadar yayılır yayılmaz bilmiyorum. Çünkü bence bir şey diyeceğim. Ben şöyle bir yani bence şu açıdan yanlış yani şöyle haksızlık ediyorsun. Ben Wonder Woman filminden zaten 100 üzerinden 70'lik bir film gelse tamamım. Yani Christopher Nolan'a rakip bir iş çıkmasın. Zaten Wonder Woman çok güçlü bir karakter. Yani hı-hı. Güçlü bir karakter derken işte herhalde Superman'le falan kapışsa alma ihtimali olan bir karakterden evet. Bahsediyoruz. Hatta belki yani. DC'deki tek karakter bunu söyleyeceğimiz. Yani hele de New 52'dan falan sonra çok daha bir de bu tanrısal ki yine onu konuşacağım. Ben Zeus dünyaya getirmiş diyor. Aslında evet. New 52'ye kadar hep bir çamurdan yapılıp can verilmişti. Kilden yapılıp can verilmişti Wonder Woman'a. Bu sefer New 52 sonrası ortaya çıkan babası Zeus. Yani Zeus'un can vermesi muhabbetini hemen kabul edip eyvallah almışlar. İyi olmuş. Şey diyecektim yani zaten çok eksiklikleri olmayan bir karakter üzerinden bir karakter draması yaratmak zor. Bahsettiğin yönetmen falan karakter draması konusunda daha iyi de Wonder Woman olmuşsun abi sen. Karakter draması 10 dakika yaşarsın 11. dakikada boyun kırar bu kadın. Yani çizgi ama bak mesela boyun kırar derken mesela Maxwell Lord'la olan hikayesi falan evet. Atfada bulunuyorsun ama mesela oradaki karakter draması Wonder Woman'ın kıskasındaki bir şey için ne kadar kaliteliydi. Yani Wonder Woman bir anda bilmeyenler için spoiler olmasın hakikaten gidin okuyun çünkü çok güzel bir çizgi roman serisi orası ama yani şiddet konusunda problemi olmayan bir kadın Wonder Woman. Yani çünkü bir savaşçı Amazon anladın mı ve hani gerçekten savaş derken kastım asker yani hani aslında. Dolayısıyla bir hiçbir problemi yok öldürmekle. Bunun mesela süper kahramanların öldürülmesine alışmış olan bir dünyada nasıl işte şey yapılacağını, bunun Wonder Woman'ın nasıl yansıyacağını, Wonder Woman'ın imajına nasıl etkileyeceğine dair çok güzel söyleyecek lafları olan bir hikayeydi. Yapılabilir bence. Yani güçlü karakterle ben konflikt yazılamaza katılmıyorum. Superman'le neler yazılıyor yıllardır zaten yani. Ama benim asıl derdim spesifik o yönetmen olsun, bu yönetmen olsun değil. Buradaki tutum stüdyo bazlı olmasın yeter. İnşallah biraz daha yönetmenin nüfuzunu hissettirebileceği daha organik gelişen bir şey olur. Çünkü stüdyo kararıyla, komite kararıyla film çıkarsa bir noktadan sonra şey çünkü abi bir noktada kadınlar falan filan bir aslında kadın esprisi falan filan işte sekretermiş o dönem ya kadınlar falan filan gibisinden sahneler, espriler falan çok sık çıkacaktır karşıma düşünüyorum. Bence çok öyle bir film gelecek bu arada. Hmm. Ama ben buna çok okey. Yani bana bu film şey gibi geliyor. X-Men 2 gibi. Yani böyle ne olacağı aşağı yukarı belli yani anladın mı? İşte acaba böyle sonlara doğru Steve Trevor ya ölecek ya ölecek gibi olacak. İşte Wonder Woman hayata dair bir ders alacak ve işte Times Square'a dönmek yerine işte bir şeye karar verecek falan filan. Yani böyle bence biraz cepte bir film. Ben ama böyle iyi bir Wonder Woman sahnede şöyle bir 40-50 tane askeri döverken ya bir yerde böyle makineli tüfeğe karşı duruyor falan. Evet. Yani okey ben o sahnede göreyim geleyim çok yani. İyi karar değil mi ya? Evet. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda demek ki bir film daha mı çekecekler acaba? Ya olabilir bu arada yani bir evet bu arada açık bırakıyor kapıyı. Yani Wonder Woman'ın Dawn of Justice'le tanıştığımız Turkish Airlines'le uçağa binecek haline kadar yani arada bir sürü boşluk var. Bir de 1. Dünya Savaşı neredeyse hiç kullanılmayan bir arka plan. Yani niye bilmiyorum. Halbuki çok garip hikayeleri var. Yani o siper savaşı olması, hani gerçekten dünyanın ilk defa böyle bir şeyle karşılaşması, hani teknolojinin yeni gelişiyor olması falan filan çok keyifli hikayeler var bu 1. Dünya Savaşı'nın. Bu çok takdir ettim oraya koymuş olmaları ama tabii oraya koymuş olmaları aynı zamanda Steve Trevor karakterinin de bir filmlik yapacaklarını gösteriyor. Tabii canım herif bayağı ölecek yani evet. 2016'ya kadar. Orada da bir işte ben bu arada evet yani ben kendi payıma Captain America First Avenger tadında bir şey olursa çok bir dev ihya olur ve ayrılırım salondan. O bakımdan da biraz... Bu arada hakikaten şey yani Thor artı Captain America First Avenger. Aynen. Yani ki Thor ne kadar korkunç bir filmdi Allah'ım evet. Yani inşallah hiç benzemez, hiç benzetmesin. Büyü benzemesin. Büyü benzemesin aynen öyle. Bir aklıma... Valla ben biraz pozitif şeylerden bahsedeceğim. Bir, Wonder Woman oynayan Gal Gadot Wonder Woman olmuş. Olmuş. Olmuş artık yani okey tamam. İki,
zırh çok iyi seçmişler. Çok iyi. Renkli zırhla olması gelmişler. Çok iyi yapmışlar. Aynen. Bu arada. Yani o bok rengi Wonder Woman şeyinden. Snyderverse'den kurtulmuşuz. Kırmızı siyahlarını kuşanmış. Çok ikonik renkler. Çok onları tabii canım. Çok iyi. Golden Lasso'yu bir iki sahnede kullanırken evet. görüyoruz. Pırıl pırıl çok güzel. Dövüş sahneleri çok iyi. Yani Wonder Woman'ın gücünü, Wonder Woman'ın hızını falan çok iyi yansıtıyor. Şey ilginç, yani bence bu tartışmalı bir konu olacak film çıkmadan önce gelecek fragmanında çıkınca falan. Wonder Woman kurşun geçiriyor mu geçirmiyor mu? Hmm. Yani böyle Wonder Woman'ın, çünkü hep Superman'le karşılaştırılır yani forumlarda, tartışmalarda falan. Kurşun geçiriyor mu geçirmiyor mu, kılıç saplanıyor mu saplanmıyor mu, saplanıyor da çabuk mu iyileşiyor falan çok tartışmalı. Üstelik de hikayeden hikaye bayağı da değişen değişir. Bir şeydir. Değişir, evet evet. Bu filmde ağır makineliğe karşı duruyor bir yerde kadın. Şimdi ağır makineli dediğin hep aynı yere gelmiyor mermisi, omzuna yüzüne falan gelir. Onlar da geri sekiyor sanki gibi, ben öyle bir şey aldım. Ya da geri zekalı bir ağır makineli tüfek kullanan adam var karşıda, hep aynı yere sıkıyor. İnşallah öyle değildir yani. ama hakikaten bir de mermi geçirmeyen falan bir seviyeye geldiyse Wonder Woman, hakikaten Superman çay koyup getirecek artık Wonder Woman'a. Yani o benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi oldu. Vallahi ben bu filmden umutluyum ama şey gibi umutlu değilim. Yani böyle bir helal olsun Nolan 11/10 ağlayarak çıktık salondan falan değil. Bu böyle ne bileyim benim kafamda bir Ant-Man gibi, bir böyle işte First Avenger gibi. Çok spesifik bir yani noktaya gidip çok spesifik bir ihtiyaca gidelim. Karakteri tanıyacağız, karakteri seveceğiz, oyuncaklarını satın alacağız. İki tane mobile app'e çıkacak. Hayat devam edecek tarzı bir film. Bir de çok hızlı çekip kapattılar bu arada filmi. Yani evet, çekimleri kısa gerçekten. Bir ay mı, bir buçuk ay mı ne sürdü? Yani zaten kostümü giyip oradan oraya babaları gezdirmişler. Askerlerin temsilciye saldırdığı bir sahne var. Hı-hı. O bana ilginç geldi. O çünkü Wonder Woman'ın pek çok hikayesinde şey işlenir yani, temsilciyi keşfediyorlar veyahut da ortaya çıkıyor. Wonder Woman barış elçisi olarak gidip işte evet aslında evet. Bir yerlere NATO'ya MATO'ya falan işte biz yeni bir krallığız bize bulaşmayın. Ömrünüzü şey yaparız falan gibi tehditlerini savurup Wonder Woman'ın bir barış elçisi olup çok iyi savaşçı olması kontrastı vardır. Onu işleyecekler mi? Yoksa Steve Trevor ve dadaşları bence için herkesi ağzını kıran bir abla olarak mı izleyeceğiz kendisini? Yani o noktada, ben ikisine de okeyim bu arada. O noktada bir işgal durumu olabilir yani, Temiz Kire'yi yanlışlıkla bulan Birinci Dünya Savaşı X askerleri falan filan saldırıyor olabilir Temiz Kire'ye. Steve Trevor belli ki bir uçak kazasından sonra oraya düşecek. Ama normalde bu hikaye şöyle işler. Steve Trevor sonra beraberinde işte Temiz Kire de erkekler dünyasından yani insanların dünyasından hani haberdar olur ve oraya devre elçi olarak yollanır. Hatta pek çok hikayede bu rolünden bu rolüne gücenir. Yani ben bir savaşçıyım, ben bir prensesim. Ben niye bu elçilik yapıyorum? Ben hani verin kılıç dövüşeyim, ben de konuşmayı falan bilmiyorum falan filan tribüne girer çoğunlukla. Burada bence komple olmayacak çünkü olmayacağını şuradan biliyoruz. Dawn of Justice geldiği zaman kimse hala Temiz Kire'yi bilmiyor. Yani şeyle ilgili onu bir kaydı yok. Gitmiş artık, evet. Yani yok, dolayısıyla büyük ihtimalle o Temiz Kire'deki savaş sahnesi, Amazonların Birinci Dünya Savaşı'na dahil olması filmin sonunda üstü kapatılacak, örtülecek kuvvetle muhtemelen. Filmin kötü adamı kim ya? Yani Antiope diye bir karakter var. Büyük ihtimalle o olacak gibi gözüküyor. Şimdi Wonder Woman'ın yani mühür villainlarına baktığın zaman en önemlisi ne dersin? Ares. Ares'e herhalde ilk filmden girmek istemediler. Hatta bence genel olarak mitolojik tarafına ilk filmden çok girmeyecekler. Yani işte Zeus yarattı beni falan filan diyor ama işin bayağı hakikaten Yunan mitolojisini ciddi dahil eden kısmına çok fazla girmeyecekleri için onu herhalde daha başka filmler. Belki hatta Ares'i bir Justice League filmine ya da hepsinin beraber kapışacağı bir şeye falan da saklıyor bile olabilirler. Burada büyük ihtimalle biraz da aile draması falan olacak. İşte Hippolyta var, işte annesi. İşte orada ihanetler, mihanetler, biraz da orada Yunan tragediyasında elementler falan kullanacaklardır. İşte kardeşi kıskanıyor çünkü öteki tahta geçiyor, öteki geçemiyor falan filan gibisinden. Yani olmayacak mı şöyle bir epik son dövüş sahnesi ya? Epik son dövüş sahnesi olur. Büyük ihtimalle kimin arasında mı acaba? Antiope karakteriyle olabilir. Biraz daha orada bir hamletvari bir şey olabilir. Hani işte sen benim, ben şey, Antiope belki Hippolyta'yı Hamlet var ve Aslan Kral var diyeyim birazdan netleşmesi için. Hani böyle Antiope belki Hippolyta'ya karşı bir şeyler yapabilir, ondan sonra da Wonder Woman'ın intikam alabilir falan filan. Bir sürü farklı opsiyon mevcut. Hatta belki de yani insanların dünyasına o yüzden geçiyor olabilir. Bir sürü sürgünü falan oraya acaba olabilir. Acaba diyorum Temsikira'nın yok olduğunu falan görebilir miyiz? Böyle bir şey çıkmasın mı? Olabilir. Olabilir. Gerçekten olabilir. Yani işte ama bu şuna bağlıyor. Ben şunu çok merak ediyorum. Ne kadar Yunan mitolojisini sokacaklar işin içine? Çünkü Snyder'ın çizdiği tablo ilk etapta çok gerçekten insan bazlı bir tablo. Yani tabii. Dawn of Justice'da gördüğümüz. Şimdi bir anda bu dünyada Zeus varsa başka bir mesele konuşuyoruz. Anladın mı? Yani Superman falan filan kim bilecek? Zeus var dünyada. Evet. Yani Zeus'lar herhalde gerçekse ayrı bir şey. Ama onu nasıl yansıtacak onu bilmiyorum. Mesela işte Marvel bu probleme şey diye buldu. Yani uzaylıymış. Pardon. Uzaylıymış bunlar. Ama işte vakti zamanında Vikinglere gelmişler, yardım etmişler. Onları da tanrı zannetmiş Vikingler falan diye çözdü.
benzer bir açıklama getireceklerse okey, ama gerçi hani belli ki getirmeyecekler çünkü Zeus yarattı beni diyor. Hani... Bir de diğer Amazonlar da insanüstü güç. Bir tabii. Yerde bir okçu kız muhtemelen şey, ismini unuttum, Afrodit falan, Afrodit değil neyse. Hı-hı. Yani bir okçu kız bayağı iyi uçuyor hani Wonder Woman, evet, gibi, evet. Yani o Amazonların hepsinde bir insanüstü durum var gibi gözüküyor. Onlar oturuyorlar da Themyscira'da oturuyorlarsa zaten genel olarak Justice League dönemi için de bir şey olacak. Yani, tabii aynen, yani mesela Darkseid geldi, evet, Darkseid geldi dünyaya, hani işimiz Flash'a mı kaldı, aldın mı hani, ya da evet, yani orada Gotham şehrini ünlü zengin bekarlarından Bruce Wayne'e mi kaldık, orada Themyscira adasında Amazonlar bekliyor aynen, yani. Aynen, bir yok olduğunu falan görebiliriz sanki gibi olabilir geldi. Arkadaşlar, Wonder Woman konuştuk, pek bir gazlara geldik. Gal Gadot'a okeyiz, kostümlere okeyiz. Yiğitcan diyor ki film diyor acaba klişe feminizm mi olacak yoksa kaliteli feminizm mi olacak diyor. Sosyal bilimler mezunu birisi olarak ben bir mühendis olarak diyorum ki baba Wonder Woman var, adam dövüyor diyorum. Sizin bakış açınız ne tarafta bilemeyiz. Siz nasıl buldunuz Wonder Woman'ı? Bir onun muhabbetini yapalım. Eksiklikler, fazlalıklar gördünüz mü? Filmin asıl kötü adamı henüz ortada yok. Bir ara bir komutana kılıç çeker gibi oluyor ama arkasından bir şeyler çıkmıyor falan filan. Bana vallahi açıkçası 900 dakika Wonder Woman koy, ben izlerim yani. Hı-hı. 10 bölüm yavaş yavaş izlerim, hiç sıkıntı değil benim için. Güzel bir film bekliyoruz yani. Justice League ve Wonder Woman fragmanlarıyla açıkçası bu San Diego Comic Con'da Batman vs. Superman'den üzülen, kırılan kalpleri çok güzel toparladı DC Comics ve Warner Bros. Eyvallah diyoruz. Bunun dışında bu hafta neler konuştuk? Bu aynı kanalda bulabileceğiniz videolar. Justice League muhabbetimiz var bir tane. Doctor Strange muhabbetimiz gelecek. Onlara da bir bakın diyoruz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Diğer videolarda görüşüyoruz. Hoşçakalın.